ömrüm olsun isterdim. Biri yaşamak, diğeri okumak için. Gömleğinin manşetini not aldı. Melek onu hafif bir gülümsemeyle dalgın dalgın izledi. Bir dakika kramp dedi papaz. Doktorun koluna girip onu kapıya doğru götürdü. Meleğin gülümsemesi giderek yüzüne yayıldı siyah pantolonuna baktı. Gerçek bir insan olduğumu düşünüyor dedi. Kanatlarım hakkında söylediklerine ise hiç aklım ermedi. Ne kadar da garip bir yaratık. Bu gerçekten de inanılmaz bir rüya. Evet Melih Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, bu kitaptan bir alıntı idi. Hangi kitap? Hiciy Vers. Bir İngiliz yazar, Tuhaf Kuşun Görüldüğü Gece, Kaptan Monroe'nun Adası ile ünü yayılmış. Mutlaka okunması gereken bir yazar. Bir meleğin hikayesini anlatıyor. Dünyaya bir kuş şeklinde iniyor. Yakınlarda gökyüzünde papaz onu vuruyor, kanadının bir tanesini kırıyor. Melek dünyaya düşüyor ve sonra insani özellikler kazanmaya başlıyor. İnsanlar onu bir yandan kendilerine dönüştürmeye çalıştıklarında bir yandan da ona bütün kötülüklerini, bütün insanca kötü özelliklerini veriyorlar ve bir meleğin insana dönüşmesini ama insana dönüşmesi yolunda da bir toplumun bütün yanlışlarını, bütün özelliklerini görüyoruz. Okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Epsilon Yayın Evi'nin bir kuruluşu olan Kafka kitaptan çıkmış bir kitap bu. Sen kitap okumayı seversin. Evet. Güzel bir girişimcisin. Boğaziçi mezunusun. Turizm okudun ama turizm ile ilgilenmiyorsun. Hı hı. Girişimcilik nedir sence? Girişimcilik nedir? Ee, bize bunu kısaca anlat ama sohbete başlamadan önce, önce bir gülümseyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bugünkü kelimemiz tebessüm, yani gülümsemek. Evet. Yani zaten bu konuda en güzel sizle konuşulurdu hocam. Ee, çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Rica ederim canım. Ee, girişimcilik, yani kısa manasıyla insanın kendi işini yapması kendisi kurduğu, oluşturduğu bir fikri işe dönüştürmesi ve bundan para kazanması ve aynı zamanda bir istihdam oluşturması bana göre. Ben de üniversiteden mezun olduktan sonra bu yola adım attım ve çeşitli farklı girişimler yaparak çeşitli tecrübeler edindim iş konusunda. Şu anda da yine kendi kurduğum bir firmada online ticaret yapıyorum. Hem kendim bir şekilde istihdam oluşturuyorum ki en mutlu olduğum şey bu, bu anlamda. Hem ülkemize hem de insanlara bir şekilde hem de kendimize fayda sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Bu faydayı sağlarken mutlaka Hı -hı. mutlu olduğuna göre evet. bol bol gülümsüyorsun, evet, tebessüm evet, ediyorsun. Evet, evet tebessüm etmek nedir? Peki gülümsemek nedir? İnsan hayatında. Yani bana sorarsanız tebessüm etmek gülümsemek e, iletişimin en e, kolay, en basit hali. Bir ortama, bir meclise girdiğinizde de e, ilk dikkatinizi çeken şey muhtemelen size gülümseyen insanlardır ve evet. e, kendinizi yakın hissettiğiniz insanlar da size karşı gülümseyen insanlardır. E, o yüzden gülümsemenin önemli olduğunu düşünüyorum. E, İletişimi kurmak açısından, yani iletişimin en önemli araçlarından biridir gülümsemek. E, ve aynı zamanda kabukları kıran, e, insanları birbirine yakınlaştıran bir e, olgudur e, diye düşünüyorum. Evet, acaba e, gülümsemek iç güzelliğin e, dışa vurumu mudur? Yani yüzü asık olan, e, mutluluğunu ya da mutsuzluğunu güzel yansıtamayan iş dünyasını bize aktaramayan kişiler bizde olumlu duygular yerine olumsuz duygular oluştururlar. Peki acaba iç güzellik mutlaka gülümsemeyle mi dışarıya vurulmalı sence? İki yaşında bir kızım var. Ee, önümüzdeki aylarda iki yaşına girecek Maşallah. İlk doğduğu zaman doğduktan belki 3-4 saat sonra gülümsediğini gördük. Evet. Yani buradan şunu anlıyoruz ki gülümsemek aslında insanların içinde doğuştan olan bir şey, bir olgu. Fakat zamanla içinde bulunulan durumlar, yaşanılan şeyler insanı belli noktalara itebiliyor. Kültürel de bir şey olduğunu düşünüyorum bunun aynı zamanda. Bizim kültürümüzde maalesef biraz somurtan insanların daha çok disiplini daha sözü dinlenen insanlar olduğu düşünülüyor açıkçası. En basitinden bir devlet dairesine bir resmi kuruluşa girdiğimizde genelde çok gülümseyen insanlarla karşılaşmıyoruz. Gülümsemek biraz da zayıflık ifadesi olarak bizde kültürümüzde maalesef algılanıyor ve bunun bir şekilde zamanla aşılması gerektiğini düşünüyorum. Belki bununla ilgili eğitimler, dersler, konularak Gülümsemenin bir zayıflık ifadesi değil de iletişimin önemli bir parçası olduğunun vurgulanılması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz insanlar kendi aralarındaki sohbetlerde biraz fazla güldükleri zaman acaba başımıza bir şey mi gelecek diye peşinden evet. düşünüyorlar, çok evet. güldük diye. Çok gülen, e, gülen. Evet. zamanı gelir ağlar gibi evet. böyle bir evet. varsayım evet. var Yani mi? halbuki bizim e, Dinimizde bile gülümsemenin bir sadaka olduğu evet. hadisi şerifi var. Evet. yani dinimizde bile bu açıkça belirtilmiş. Ama maalesef insanlar biraz yaşanılan şeylerden, biraz içinde bulunulan durumlardan dolayı bunları yavaş yavaş kaybediyorlar. Sevmek, sevilmek, aşk konularında. <laughs> gülümsemenin çok önemli bir yeri var. Evet, çok önemli bir yeri var. Ee, Cemal Süreya şöyle demiş. Sonra yürüşün geldi aklıma ve içimden dedim ki yine gelsen yine severim seni. Yani aşkta da ilişkilerde de evet. sevmek ve sevilmek konusunda da gerçekten gülümsemenin çok değerli, e, çok kıymetli olduğunu fark ediyoruz ve anlıyoruz. Evet. Öğrencilere sorarsın en çok hangi öğretmenini seversin diye mutlaka güler yüzlü olanını Tabii ki. tercih edecektir, Tabii ki. sevecektir. Peki sen toplumsal olaylarda sevmek sevilmek konusunda gülüşün yerini, tebessümün yerini nasıl konumlandırırsın? Bununla alakalı Doğan Cüceloğlu'nun bir konuşmasını dinlemiştim. Amerika'da ders verdiği dönemde e, sınıfa bir gün giriyor ve yüksek lisans dersi veriyor. Ve hani gerçekten büyük artık 25 ile 30 yaşlarında bir grup. Ve girip sınıfa e, gülmeye başlıyor. Yani böyle e, gülümsemeye ufak e, kahkaha atmaya başlıyor. Bir süre anlayamıyorlar ne olduğunu öğrenciler. Fakat sonra herkes de bu e, gülümseme yayılmaya başlıyor. Herkes bir şekilde gülmeye başlıyor. E, aynı zamanda gülümsemek e, bulaşıcı bir şey. Evet. Ve e, hani toplum içinde gülümsedikçe e, bu karşındakine de geçiyor. Leyla ve bir e, şey. e, aynen bir şey. Ortamda pozitif bir Hı -hı. hava e, ve elektrik oluşuyor. Evet. Ve insanları mutlu ediyor açıkçası. Hı -hı. Mevlana diyor ki bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, Hı -hı. niye güldüğünden ise zekasını ve seviyesini anlayabilirsiniz diyor. O kadar insanca bir şey ki gülmek. Evet. Ne söyleyebilirsin bunun üzerine? Yani terbiyeyle, seviyeyle, zekayla gülmenin nasıl bir bağlantısı olabilir? Ölçü gerçekten bütün felsefelerde ve dinde ön plana çıkartılmış bir olgu. Her şeyin yaptığınız bütün eylemlerin belli bir ölçüsü olmalı ve ortamına göre bu gerçekleştirilmeli, bu hareket. Örnek vermek gerekirse bir e, sosyal bir ortamda bir restoranda e, muhabbet edilirken e, arka masadaki insanların çok yüksek sesle gülmesi e, sizi rahatsız edebilir e, ve e, ortamda bir e, negatif enerjiye sebep olabilir. E, yani ilk bölümünden yani burada seviyeden bunu anlıyoruz ama. İkinci bölüme geldiğimizde ise neye güldüğü <laughs> e, seviyesini belirtir kısmında kısmındaysa e, bana sorarsanız e, gülmenin aynı zamanda küçük düşürücü bir tarafı da olabiliyor. <laughs> e, düşen bir insana gülmek <laughs> gibi e, ya da insanın söylediği bir söze e, kahkahalarla gülmek <gülüyor> <gülüyor> gibi bir yanlışına kahkahalarla gülmek gibi e, şeyler e, aynı zamanda burada bir seviyeyi de belirtiyor. <laughs> ve e, zekayı da ortaya çıkaran bir şey oluyor. E, Mevlana'nın sözünden benim anladığım bu. Evet. Genel olarak ölçü ve ortam gereği e, bunun yapılması gerektiğini evet. kastediyor. Bu güzel açıklamadan sonra biraz gülümseyelim o zaman. <laughs> evet. Sezai Karakoç severiz. Sen de seversin. Ben evet. de çok severim. Ve güldüm rengarenk yağmurlar yağdı." diyor. Karşı cinsten yani sevdiğinle, e, eşinle, şimdi çocuğun annesiyle yani gülüşün ne kadar önemli, ne kadar yapıcı bir şey olduğunu herhalde düşünüyorsundur. Evet tabii e, ki. Yani rengarenk yağmurlar yağıyor mu gerçekten? Yağıyor hocam. Yani şunu düşünmek istemiyorum. Yani ömrümü sürekli somurtan birisiyle Geçirmeyi düşünemiyorum. Çok şükür ki eşim de bana evet. bunu yaşatmıyor. Aynı zamanda yani beraber gülebildiğin insanlarla zaten bir arada olmak istersin. Evet. En azından ben öyleyim. Evet. Gerçekten eğer gülen birisiyle beraberseniz hayat çok daha güzel ve mutlu geçiyor. Evet. Rengarenk yağmurlar yağıyor hayatına evet. ve bu. Sosyal hayatına da yansıyor. Yani eğer ikili ilişkilerinde Hı -hı. mutluysan, beraber gülebiliyorsan, diğer sosyal ilişkilerine, iş ilişkilerine de bu yansıyor. Yani birçok insan belki evinde mutsuz olduğu için sosyal ortamdaki insanlara da bunu yansıtıyor ve bu bir kar topu şeklinde bütün topluma yayılıyor. Hı -hı. Belki de bizim en büyük problemlerimizden birisi bu, bu hayattaki. Evet. Güle, gülebilmek yetisinden yoksun. Evet, yoksun evet, Olmak. Evet. İyi demek ki senin hayatını rengarenk yağmurlar yağıyor. Bu da benim çok, şükür. çok hoşuma <laughs> gitti. Bak çayımın tadı yok yine. Gel de gülüşünü kat içine. Yani bir çay içiminde bile, bir kahve sohbetinde bile, bir çay sohbetinde bile neye ihtiyaç var? Hep şikayet eden, yakınan, ıı, asık yüzlü dostlara değil, Çayına şeker, şeker olacak, olacak. Evet. tat getirecek. Hep gülümseyen, gülebilen insanlara ihtiyacımız var değil evet. mi hayatta? Evet. Senin böyle dostların var mı? Genel olarak böyle hocam. Evet. Yani çok şükür ailemden de bunu gördüm. Hı hı, hı. Daha sonra evlendiğimde de hep bu şekildeydi. Hı hı. Özel hayatımda da sosyal çevremde de arkadaşlarımı seçerken buna önem veriyorum. Hı hı. Beraber gülebildiğim beraber mutlu olabildiğim insanlarla bir arada olmaya çalışıyorum. Ee, çok şükür ki bunu da sağladığımı düşünüyorum. Evet Hani bu vesileyle de e, hani hem rahmetli babama, hem anneme, hem Hı -hı. kardeşlerime, hem e, arkadaşlarıma eşime teşekkür etmek istiyorum. yani böyle bir ortamı bana sağladıkları için, böyle bir ortamın içinde bulunmama Hı -hı. vesile oldukları için teşekkür evet. ediyorum. Bol böyle. tebessümlü bir aile, evet, çok güzel şükür. bir çocukluğa, güzel bir gençliğe, güzel evet. bir olgunluğa vesile olacaktır mutlaka ya bunun öyle. dışında. Yani neden e, iyi bir çocukluğum yok der mesela Mutlu değildim. İyiydi. Hı hı. Neden? Anne gülmezdi, baba gülmezdi belki de. En büyük şey oydu. Yani tartışmalar, şunlar bunlar ama gülümsemenin ve tebessümün olduğu bir aile içinde çocuk da mutlu olur. Aslında ebeveynler de mutludur. Birbirlerine mutluluğu yansıtarak evet. kocaman bir tebessümün sonu, sonucunu yaşarlar aslında evet. birlikte. Değil evet. mi? Evet. Sonucu o. Melik Şah'cığım, şöyle bir söz var. Bir Latin düşünürü söylemiş. İnsan gülebildiği kadar insandır. Katılıyor musun buna? Biliyorsunuz Atol Behramoğlu'nun çok meşhur bir şiiri var. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey evet. var diye. Şiirin bir kısmında hüzünleri ve acıları da yaşamalı insan. Çünkü acılar ve hüzünler de olgunlaştırır insanı diye bir bölümü var. Evet. Yani insan... Acı da çekebilir, mutsuz da olabilir, güledebilir, ağlaya da bilir. E, aslında insan bu duygular bütünüdür. Yani sadece <laughs> gülümsemeyle de açıklamamak lazım bunu. Evet. Bana sorarsanız. Ne güzel anlattın, ne güzel anlattın. Bir de zaten buna benzeyen Dostoyevski'nin söylediği bir şey daha var. Çok gülen çok şey gizler. Evet. Yani. Burada da ben e, biraz kendimden örnek veriyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çok gülen bir insanım e, ben. E, ama bir gün yine TÜRBAK'tan bir öğrencim. Hı hı. Oyunculuk bölümünden. Yine böyle gülümsüyorum. Sınıfa girdim. Çünkü hep gülümsemek istiyorum onlara. E, belki de diğer yüzümü göstermek istemiyorum. Dedi ki hocam gözlerinizin ardında öyle bir hüzün var ki bu gülümsemeyle örtemiyorsunuz dedi. Evet ve orada anladım ki gülümsemek yetmiyor aslında evet. İşte burada da Dostoyevski'yi çok severim zaten benim adamım <laughs> şairim yazı şair diye yazarım çok gülen çok şey gizler. Evet. evet yani buradan aslında şunu da çıkartabiliriz gülmek bir ''Maskedir'' evet, gibi bir evet, söylemde evet, çıkabilir. Evet. Herkesin arkasında belli yaşanmışlıklar, belli olumsuzluklar, belli sıkıntılar olabiliyor. Ve bunları belki gizlemek için bu maskeyi, gülümseme maskesini yüzüne geçirip sosyal ortama karışıyor. Evet. Ee, hani Dostoyevski'nin de bunu e, söylediğini düşünüyorum evet. bu sözde, bunu belirttiğini düşünüyorum. Var mı Açıkçası? senin de böyle ara sıra maskelerin, takındığın e, maskeler? Tabii ki yani herkesin evet. her ortamda bazen zorunluluktan da olsa taktığı belli maskeleri var. Sevilmek için tebessüm ediniz demiş yine bir düşünür. Sevilmek şart mıdır? Yani illaki sevilmek için gülümsemek, tebessüm etmek böyle bir koşul var mı? Yani bence herkes tarafından sevilmek de çok e, hoş bir şey değil gibi düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Başkalarını tarafından sevilmek için gülümsemektense kendini sevmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Evet ben de, ben de gerçekten burada sana katılıyorum. Çünkü kendini sevmezsen... İçini e, güldüremezsen, evet. zaten, zaten evet. dışarıya vurduğun şey sahtedir, yapaydır. Evet, evet. E, ama kendini seviyorsan zaten insanlar seni seviyor Gülüyor. o zaman. Evet. Yani insanın kendiyle barışık olması, evet. tebessüm etmesi e, zaten yeterince e, sevilmesini evet. sağlıyor. Evet. Bütün insanlar aynı dilde gülümser. Bu dil nasıl bir dil? Bütün insanlar aynı dilde Evrensel gülümser. Evrensel bir olgu olarak evet. değerlendirmişler sanırım. Evet. Yurt dışına çıktığınızda Hı -hı. hiç tanımadığınız bir insana bile gülümseyebiliyorsunuz ve karşılığında aynı Hı -hı. gülümsemeyi ondan da alabiliyorsunuz. Evet. Bu da gülümsemenin evrensel bir olgu olduğunu ortaya evet. çıkarıyor. Ee, ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Bak burada hem gülmek hem ağlamak iki tezat duygu ama çok derin bir şey var burada. Evet. Zamanında mutlu olan bir kişinin evet. geçmişe bir özlemi var e, ve iki duyguyu bir arada e, yaşıyor. Evet. Yani evet. böyle bir e, olgu var bu sözde. Muhtemelen yaşanmışlıkların verdiği, evet. geçmişe bir özlemin olduğu, e, şu anda e, aynı duyguları yaşayamadığı bir dönemden geçtiğini anlıyorum. E, hatırlamakla buradan. ilgili mi? Evet değil hatırlamakla ilgili. Hatırlamakla çok ilgili Hı -hı. bir şey. Hı -hı. Evet güzel bir söz. Evet. Şu anda bile ben duygulandım doğrusu. Gülüşünü sevmek diye bir şey var. İşte o çok tehlikeli. Evet. <laughs> Nasıl anlatabilirsin bunu? Neden tehlikeli? Gülüşünü sevmek diye bir şey. Yani gülmek insanı yükselten bir olgu. Evet. Yani karşındakinin gülmesi yükselten bir duygu. Ortama pozitif enerji veren bir <laughs> duygu. Tabi bu Aşka da dönüşebilen bir şey. Evet. Ee, yani muhtemelen insanlar arası ilişkiler, aşklar bu tip gülüşlerle başlıyor. Hocam. Evet. yani Tehlikeli diyor. Evet tehlikeli. Te, yani e, bir şeyden bir şeye dönüştürdüğü anda tehlikeli evet. oluyor öyle evet, mi? Evet. evet, evet. Bu şairlerin, e, yazarların da yani bazen söylediklerini akıl sır ermiyor. <laughs> Bocalıyoruz. Evet. E, düşünüyoruz ama ama düşünüyoruz. Evet. Bir kelimenin üzerinde ne kadar çok şey düşündük, ne kadar çok şey konuştuk. Evet. E, şimdi ben senden e, içinde tebessüm yani gülümseme olan e, istediğim birine, sevdiğim birine, bir yakınına bir mesaj vermeni rica Hı -hı. edeceğim. Kime mesaj vermek istersin? E, hocam hayatta son dönemde beni en çok gülümseten, yüzüme güldüren kişi kızım. Ben de kızıma bir mesaj bırakmak istiyorum. Evet, kameraya lütfen. Şu anda da kızımın o güzel gülüşü gözümün önünde canlandı. O saf ve güzel gülüşü. Ona bir şeyler söylemek istiyorum. Umarım ileride bu mesajı beraber de izleyebiliriz. Yanında olurum inşallah. Güzel kızım, Umarım yüzündeki gülümseme, kalbindeki o güzel, saf sevgi her zaman devam eder. Bu hayatta en önemli şeylerden bir tanesi beşeri sermaye, insan ilişkileri. Umarım hayatta hep güzel insanlarla karşılaşırsın. Seni mutlu edecek, yüzünü güldürecek insanlarla karşılaşırsın. E, tabii hayat her zaman tozpembe olmuyor. Zaman zaman olumsuzluklarla da e, istemediğimiz durumlarla da bizim dışımızda gelişen durumlarla da karşılaşabiliyoruz. E, bu tip durumları da tabii ki yaşayacaksın. Çünkü e, bu tip acılar, sıkıntılar da insanı olgunlaştıran şeyler. Umarım bu tip e, acılar, sıkıntılar yaşadığında e, bunları hep gülerek kucaklayabilirsin. Evet ve her güzel gününde bizler de yanında olabiliriz. Kızıma vermek istediğim mesaj bu. Ne güzel bir mesaj. Ne güzel. Bütün kız çocuklarına verdin sanki bu mesajı Melik evet. Canım, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Ederim keyifli hocam. bir sohbetti. Evet. Yine gülümsüyoruz, hep gülümsüyoruz. Evet. Hayat bizi gülümsemeden ayırmasın, değil mi? Evet, inşallah hocam. Teşekkürler canım. Sevgili dostlar, kitap severler, bir başka programda, bir başka konukla, bir başka kitapla, bir başka kelimeyle yine karşınızda olacağız. Hep gülümseyin, hayatta size gülümsesin. Hoşçakalın.